Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadınların bir arada çalışması, takım spor... Böyle bir günde buraya davet edildiğimiz için çok mutluyuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizim için tabii ki de çok önemli. Kadınların sosyal yaşamda hak ettiği yere gelmesinde çok güzel, özel bir gün bizim için. Yani spor branşlarının bence bir cinsiyeti yoktur. Biz evet futbol oynuyoruz, herkes erkek branşı diye bakıyor. Ama görüyoruz ki artık şu dönemde kadınların da futbol oynayabildiğini de görüyoruz ve bunu ispatladığımızı artık düşünüyorum. Küçük kızlarımız asla pes etmesin. Eğer futbol oynamayı çok seviyorlarsa her zaman devam etsinler. Burada tabii ailelerin de desteği çok önemli. Sakın çekinmeyin kızlarınızı sahaya göndermekle, futbol oynamakta. Hani bu kesinlikle erkek branşı değil, kadınlarımız da orada yer alması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle böyle özel bir günde bu Fenerbahçe sporcusu olarak burada olduğum için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Kadın kendini her zaman değerli hissetmek ister. O yüzden sadece bugün değil, her zaman kadınlara değerli hissettirmeye devam edelim. Kesinlikle hayal dünyalarını geniş tutsunlar. Önlerine çok güzel yollar var. Türkiye'de kadın futbolu son 4-5 yılda kesinlikle çok rövanşta, çok gelişmekte. Büyük kulüplerin kadın futbol takımları var. O yüzden hayal dünyalarını geniş tutsunlar, pes etmesinler ve yollarına devam etsinler diliyorum. Değerli misafirlerimiz ve kıymetli basın mensuplarımız, Medikana Ataşehir Hastanemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki özel gün birleşti ve şu anda bu salonda bir araya gelişimiz bizim için daha da anlamlı hale geldi. Bir arada tutmak, iyi günde, kötü günde, yenilgi... 8 Mart sizin de söylediğiniz gibi biraz önce Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış bir gün. Malum bir drama üstüne kurulmuş ve kadınlara sosyal, ekonomik, siyasal özgürlüklerinin tanındığı ve bu alanlardaki başarılarının kutlandığı özel bir gün. Ama bunun ötesinde kadınlardan bahsedecek olursak, artık kadınlar her yerde, her yerde isimlerinden söz ettiriyorlar. Çünkü ellerine aldıkları her işi başarıyla götürüyorlar. Biraz da bilim yönüne bakarsak eğer, hani biraz önce erkek mi olsaydım, kadın mı olsaydım, antik çağlardan beri bilim ile kadın uğraşmış ama hep bir aşağılanmış aslında. Platon, Aristoteles o dönemlere baktığımızda iyi ki erkek olmuşuz diyor onlar. Hep çünkü aşağılanmışlar. Sonra Mısır, Yunan döneminden itibaren baktığımızda kadınların çok fazla icadı var ama sayı az. Nobel ödüllerine bakıyoruz yine sayı erkeklerde fazla. Oysa ki öğrenci sayısına ya da mezun sayısına baktığımızda kadınlar çoğunlukta ama bir sızdıran boru hattı denmiş hatta buna. Kariyere giren kadın sayısı fazla ama daha sonra bunlarda bir azalma oluyor. Hep bahsedilen işte sosyal stereotipler yüzünden veya bazı kurumların erkeklere öncelik vermesi yüzünden, ancak gelişmiş ülkelerde artık proaktif politikalar yürütüldüğü için kadınlar hep ön planda ve ulu önderimiz sayesinde de, değil mi, biz çok şükür istediğimiz yerlere ulaştık. Diyoruz, yeri geliyor antrenmanlara da davet ediyoruz. Bazen diyoruz ki hadi gel maç yapalım. Hani o şekilde de bazen şakalaşabiliyoruz aramızda. Tabii izledikten sonra, gördükten sonra da hiçbir şekilde bir fark olmadığını da görüyorlar. Noktam var. Futbola top sektirerek başladım. Topla tanışmam öyle oldu. Sonra kendimi sokakta maç oynarken buldum. 12 yaşındasın, sosyal medya yok. O zaman kadın futbol takımları yok. Hiçbir bilgimiz yok. Sonrasında beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum ki ayrıyetten o mesleği de yapıyorum. Bugün aslında hem buruk hem de sevinçli bir günü bence bir arada yaşıyoruz. Bizden yüzyıllar önce bir takım kadınlar, hiç bilmediğimiz kadınlar, bizim bugün söz hakkı sahibi olmamız için, söz hakkımız olması için can verdiler. Böyle başlayan büyük isyanlar, böyle büyük bedeller ödendiği zaman her zaman çok büyük kazanımlar olur. Biz zaten bunu yakın tarihimizde Kurtuluş Savaşı'nda yaşamış biz nesiliz.
Biz Atatürk'ün kızlarıyız. Bizim atalarımız özgürlükleri için canlarını hiç çekinmeden feda ettiler. Bizim kadınlarımız cephede savaştılar. Savaşlar kazanıldı, yetmedi. Ellerindeki kırmızı kumaş parçalarından Türk bayrağı dikerek bunu taçlandırdılar. Böyle bir neslin evladı olduğu için, Cumhuriyet kadını olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda hastanemizin de açılışının 3. yıl dönümü. Böyle naif ve özel anlamlı günü kendine açılış olarak seçtiği için ben Medikana grubuna da takdirlerimi iletiyorum. Sevgiyle, iyilikle ve güzellikle anılması ve yaşatılması gereken tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.